Vezir-i Azam Paşa olduğunu niçin sakladın İbrahim? Ben bütün makamlardan, rütbelerden vazgeçerek geldim size. Balıkçı Manolis'in oğlu olarak geldim Parpe. Aşk acısıyla sığındım. Bu yolculuğa da yalnız çıkmak istedim. Gelmeyin istedim benim. Zira bu yolun sonunda ölüm var baba. Sen bu sarayda yaşıyorsun İbrahim. 3 senedir bu sarayda yaşadım baba. Ama belki şimdi de son defa gireceğim bu kapıdan. Biz de seninle geçeceğiz bu büyük kapıdan. Anladın mı? Hiçbir yere bırakmayız seni. Niko olmaz. Bu kapıdan ötesine geçemezsiniz. Yasak. O zaman burada bekliyoruz seni. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anladın mı? Babama iyi bak. Bu kapıdan da uzak durun. Anladın mı? Oğlum. Eğer sağ çıkamazsam mezarım burada olmasın. Pargaya götürün beni. Annemin yanına verin. Değil mi İbrahim? Söyleme böyle. Dualarım seninle. Baba. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Huzura kabulünü bekler. Hünkârım. Hünkârım. Gelsin. İbrahim Paşa'm, hoş geldiniz. Hünkârımız sizi bekliyor. Gidelim Sümbül'a. Saadetli padişahımızı bekletmeyelim. Sümbül'a, haremde şey yolunda mı? Haremde her şey yolunda. Yalnız Hürrem Hatun biraz zor. Ben Hürrem Hatun'u sormuyorum. Hatice Sultan nasıl? Valide Sultan. Hatice Sultan'ın sağlığı iyi şükür. Yalnız yüzü gülmüyor. Biraz masum.
Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Öleceksem burada huzurunuzda ölmemi emretmişsiniz. İster şimdi siz alın canımı. Ya da müsaade edin, ben kendim vereyim cezamı. Kötü havadisi vermek sana mı düştü Sümbül'a? Söyle. Bitti mi? İbrahim Paşa infaz mı edildi? Sultanım. Hünkârımız sizi çağırıyor. Yapacağım ben. Aklınıza mukayyet olun sultanım. Hadi bekletmeyin hünkârımızı. Hünkârım. Ben senin saadetin için, yüzünün gülmesi için bir söz verdim. Mehmet Çelebi'yle olan nişan akdini bozuyorum. Senin kalbinin yangınını gördüm Hatice'm. İbrahim'le senin istivacınıza karar verdim. Hünkârım, cüretimi bağışlayın. Sizden son bir arzum olacak. Babam ve kardeşimle geldim Parga'dan.
Birinci avluda bekliyorlar. Cenazemin aileme teslim edilip Parga'ya götürülüp orada gömülmesini istiyorum. Elbette siz münasip görürseniz. Münasiptir Pargalı elbette. Lakin önce düğününe katılsınlar, sonra emri hak vuku bulunca cenazeni alıp giderler. Nasıl bir aşk bu? Sen her şeyden vazgeçiyorsun. Hatice'm ölmekle eş tutuyor ayrılıp gitmeni. Ben aşka hürmetsiz bir insan mıyım? Seni öldürebileceğimi nasıl düşünürsün? Ben o kadar zalim miyim? Hatice? Hatice'm, ciğerparem, aç gözünü. Aç gözünü. Hünkârım, bağışlayın. Heyecanıma yenik düştüm. İbrahim Paşa ile ben... Evet, söylediğim gibi. İbrahim'le senin izdivacınızı uygun buluyorum. Derhal git valideme söyle, hazırlıklara başlasın. Olanlara inanamayacaksın. Hünkârım beni affetti. İbrahim de evlendiriyor. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben bile yine öğrendim. İbrahim Paşa haber gönderdi. Seni az bahçede bekliyor. Ne yapacağız Sümbül ağa? İçim acıdı Hürrem'in halini. Bilmiyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Peki ya dedikleri doğruysa ne yaparız ki? Dediği doğru mu sence? Biz yine de gözümüzü kulağımızı açalım. Yazık, günah. Ay günah. Ay günah. Kelebek gibi kalbinizin üzerinde olmayı, orada can vermeyi, size temas edebilmeyi hayal ettim. Ben çok dua ettim. Sizin yokluğunuz, sizi ebediyen görmeme ihtimali beni perişan etti. O ihtimal yok sultanım. Ebediyete kadar gözüm gözünüzün üstünde, elim elinizin üstünde olacak. Bu bir rüya değil mi? Eğer öyleyse hiç uyanmak istemem. Alın götürün beni vaat ettiğiniz cennetinize. Aileniz sizi yıllar sonra görünce çok sevinmiştir. Hem sevindiler hem şaşırdılar da. Babam, kardeşim, hasret giderdik. Birlikte döndük Parka'dan. Birinci avluda bekliyorlar beni. Evlatlarını bulunca ayrılmak istememişlerdir.
Anneniz ne yaptı sizi görünce? O artık cennette. Çok üzüldüm. Eminim mekanı cennettir. Bizi görüyor. Öyle hissediyorum. Saadetimizi görüyor ve seviniyor. Sultanım. Gitme vakti. Evet. Ayrılık vakti. Artık ayrılık yok. Az kaldı kavuşmamıza. Yasaksız saadetimizi inşa edeceğiz sultanım. Sultanım, Valide Sultan'a mı gidiyorsunuz? Evet. Bir mahsuru mu var? Sabahtan beri canı çok sıkkın. Malum sizinle de epeydir dargın gibi. Üstelemeseniz diye. Sağ olun Daya Hatun. Lakin söyleyeceklerimi bir an önce duyması icap ediyor. Siz de gelin benimle. Validen bayılırsa yanında olun. Ben de seni çok özledim aslan parçam. Mustafa'm ne iyi ettin de beni görmeye geldin. Uf aslanım. Validem. Mühim bir mesele var. Sizinle görüşmem lazım. Mahidevran, sen Mustafa'yı götür. Kalsınlar valide. Çünkü hünkârım bu mühim meseleyi herkesin duymasını arzu etti. Hünkârım, Mehmet Çelebi'yle nişanımızı bugün itibariyle bozduğunu söyledi. Öyle mi buyurdu hünkârın? Evet validem. İlaveten düğün hazırlıklarına ivedilikle başlamamızı buyurdu. Ne düğünü? Nişan bozuldu demedin mi şimdi? İbrahim Paşa'yla deste izdivacıma karar verdi. Tebrik ederim sultanım. Çok sevindim. İbrahim geldi mi hala? Geldi Mustafa. Validem. Bir şey demeyecek misiniz? Ne diyebilirim ki? Benim fikrimin bir ehemmiyeti mi var? Baba. Yoksa gelecek. Ben biliyorum. Bize geri gelecek. Gelecek. Nasıl şeydir bu ya? Yıllar sonra buldum diyorum kardeşimi. Geldi. Seo. Nasıl sağ kaldın? Anlatacağım hep seni. Evvela size kalacak yer ayarladım. Haydi akşam olmadan yerleştireyim. Haydi. Neredeler şimdi?
Şimdilik elçiler ağanına yerleştirdim. Daha sonra uygun bir yer bakacağım. Müsait bir vakitte tanışmak isterim ailenle. Şeref duyarız hünkârım. Evet İbrahim Paşa. Saraya döndüğüne göre artık devlet-i âliyenin sana bahşettiği vazifeni ifa etmeye başlayabilirsin. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Münasibi derhal divanı topla ve vazifelerini anlat vezirlere. Kararlarını al, istikbalini düşün, hedefini çiz. Mühim kararlar alacaksın. Mesela Ferhat Paşa, hakkında ağır ithamlar var. O hususla ilgili benim de duyduklarım var, lakin tezvirattır diye pek itibar etmedim. Ne malum tezvirat olduğu Bargalı? Ferhat Paşa ile ilgili mevzu tetkik edeceğim hünkârım. Zembilli Ali Hoca'ya gelen şikayetlerin haddi hesabı yok. Zembilli'ne atılan arzu halleri gözlerimle gördüm. Divandan önce tetkikini bitir ki kiminle yola çıkacağını bil. Yoldaşını doğru seçmezsen sonun hüsran olur Bargalı. Anladım. Bu öğüdünüzü hiçbir zaman unutmayacağım hünkârım. Ahmet Paşa hakkında fikrini söyle. Ahmet Paşa değerli, tecrübeli. Lakin hırsı aklından önde bir paşadır. Hadi çekinme söyle. Hakikati siz söylediniz, ben daha ne söyleyebilirim ki? Hakikatten kaçamayız Bargalı. Sen de kaçma. Doğru bildiğin üstüne git. İstemediğin, zararlı bulduğun kimseyle yola çıkma. Bana bahşettiğiniz bu yetkiyi lakiyle kullanacağıma inanın hünkârım. Sen benim vekili mutlakımsın. Divanda sen olacaksın. Sana itimadım tam. Çekilebilirsin. Hünkârım. Merakımı bağışlayın. Sizi biraz üzgün gördüm. Yoksa bana mı kırgınsınız hala? Sana değil kırgınlığım. Kırgınlığım kalbime.